Köprü projesini tamamlamış, hazırlamış ikinci firma projemizi seri üretimine hazırlığa getirmek diyebiliriz. Çalışmamız devam ediyor. Amacımız telaş tok seviyesine ulaşmak ve 2025 yılında. Çalışma alanımız insansız helikopter. Özellikle şu anda ana sınıfta bir insansız helikopter projemiz TÜBİTAK tarafından 1501 programı kapsamında desteklendi. Projemizin adı kapalı ve kısıtlı alanlarda arama kurtarma faaliyetlerinde ve askeri ve sivil kullanıma uygun ana sınıf insansız helikopter projesi. Bu kapsamda arkadaşlarımızla birlikte projemizi belli bir noktaya getirdik. TAH 4 seviyesinde, teknoloji hazırlık 4 seviyesinde çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız TAH 9 seviyesine ulaşmak. 2025 yılında projemizi seri üretime hazır hale getirmek diyebiliriz. Bir insansız helikopter projesi hazırlamak bu helikopterle birlikte askeri istihbaratta özel kuvvetlerin kullanımına uygun bir insansız helikopter projesi geliştirmek. Bu projenin önemli kısmı dünya üzerinde sadece Telethne Flare System firması tarafından geliştirip kullanılması ve ikinci bir firmanın var olmaması. Biz buna Türkiye'de bir yerli rakip firma olarak çıkmayı planlıyoruz, hedefliyoruz. Bu alanda dışa bağımlılığı öncelikle sonlandıracağız ve askeri stratejik bir konuda yerli bir çözüm üretmiş olacağız. Ürettiğimiz ürün katma değer payı çok yüksek bir ürün. Yaklaşık bu sınıfta bir insansız helikopterin fiyatı 200 bin dolar civarında. Biz bunu yerli imkanlar üretip ordumuzun kullanımına daha uygun fiyatlara sunmayı hedeflemekteyiz. Katma değer olarak gram bölü ihracat fiyatı çok yüksek bir ürün. Çünkü yüksek teknolojiyi içeriyor. Bu kadar ufak bir cihazın içine bu kadar yüksek teknoloji sığdırmak çok zor olduğu için dünyada bunu yapabilen şu an ikinci bir firma yok. Bizim görüş açımız daha yüksek, yapay zeka modülümüz daha gelişmiş, havada kalma süremiz ve olumsuz hava koşullarına dayanma süremiz daha fazla diyebiliriz. Ayrıca koaksiyel rotor yapısı var ki pervanesiyle daha stabil bir uçuş ve daha hızlı bir manevra kabiliyeti elde etmiş oluyoruz. Daha yenilikçi bir yaklaşımla projeyi sürdürüyoruz. Rakibimizin taklidi değil, tamamen o sınıfta yeni bir ürün üzerine çalışıyoruz.